Allah, üzerinde yaşadığımız dünyayı canlıların hayatı için çok özel bir biçimde inşa etmiştir. Yaşamın devamı için ilk akla gelen şüphesiz nefes almaya duyulan ihtiyaçtır. Çünkü insan susuzluğa karşı birkaç gün direnebilirken havasızlığa dayanma süresi ancak 1-2 dakikadır. Ne var ki bu noktada asıl hayranlık uyandıran havadaki oksijen oranının tam olarak canlıların ihtiyacına uygun yaratılmış olmasıdır. Havada bulunan oksijen oranının yani %21'in biraz daha fazla olması hücrelerin yanmasına neden olacakken biraz daha az olması da gıdalarımızın enerjiye çevrilmesini imkansız kılacaktı. Ancak Rabbimiz atmosferi kusursuz bir düzen içinde canlılığın yaşamına olanak verecek şekilde var etmiştir ve rahmetinin bir delili olarak bu dengeyi muhafaza etmektedir. Bu mükemmel işleyen sistemi oluşturan ancak ve ancak her atoma, her moleküle hakim olan sonsuz ilim sahibi Allah'tır. Atmosfer çok zor nefes almamıza neden olabilecek kadar ağır ve kokulu gazlardan oluşabilirdi. Ancak sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz atmosferi insanın en rahat nefes alabileceği şekilde var etmiştir. Bu Allah'ın kulları üzerindeki korumasıdır. İnsanın yaşamının devamı için yeryüzünde çok ince planlanmış daha birçok detay vardır. Örneğin her yağmur damlası Allah'ın rahmetiyle yeryüzüne rahatsızlık vermeyecek bir hızda iner. Oysa yağmur damlası büyüklüğünde ve ağırlığında herhangi bir cisim 1200 metreden bırakıldığında giderek hızlanır ve yere yaklaşık saatte 558 kilometre hızla iner. Halbuki yağmur damlasının yeryüzüne iniş sürati saatte 8 ila 10 kilometredir. Yağmur damlalarını inceleyen araştırmacılar, bu damlaların atmosferin sürtünme etkisini artıran ve yere düşüşünü yavaşlatan bir şekle sahip olduğunu bulmuşlardır. Eğer yağmur damlaları saatte 558 kilometre hızla gökten yağmış olsaydı, çarptığı her şeyi yıkacak ve dünya üzerinde canlıların yaşaması imkansız hale gelecekti. Ayrıca yağmur suyunun tatlı kılınması da Yüce Allah'ın bir rahmetidir. Öyle ki tertemiz su yeryüzüne indiğinde hiçbir şekilde canlılara zarar vermemektedir. Bunun tam tersi olsaydı ve yağan yağmur asit içerseydi, o zaman yağmurun yağması inanılmaz bir azap haline gelir, gökten yağan asit elbette canlılığın sonu manasına gelirdi. Saydığımız yalnızca birkaç olay bile insanın Allah'ın sonsuz rahmetini düşünmesi için yeterlidir. Çoğu insanın varlığını son derece doğal karşıladığı ve alışkanlık gözüyle baktığı pek çok özellik, asıl olarak Allah'ın kullarına olan merhametinin ve ilahi korumasının delillerindendir. Çünkü yeryüzündeki düzeni sağlayan yüzlerce fizik yasasının şu an oldukları şekilleriyle var olmaları için hiçbir zorlayıcı neden yoktur. Dünya, atmosferinden yeryüzü şekillerine, ısısından mevsimlerine, elementlerinden güneşe olan mesafesine kadar her türlü dengesiyle yaşam için ideal bir biçimde yaratılmıştır.
canlılığın var olması ve varlığını sürdürmesi için evrende ve dünya üzerinde gereken tüm şartların kusursuzca ayarlanmış olması, insanın Allah'ın sonsuz kudretini daha iyi takdir edebilmesi için birer vesiledir. Ancak insanın hayatının her anında iç içe olduğu başka bir mucize daha vardır. Ana rahmine düştüğü andan itibaren her an korunan ve durmaksızın kusursuzca işlemeye devam eden kendi vücudu.